Siz de cevap verip vermemek sizin ihtiyarınızda. Sayın Başbakanımızın sağlığıyla ilgili son dönemde ciddi bir spekülasyon ya, var. Bir tartışma işte, var. Senaryonun üzerinden yakın bir AK Parti kurmayı ve grup başkan vekili olarak bu konudaki tartışma gerekçeleri son derece açık. Sayın Başbakan açıkladı ama. Hayır, bunun gerekçeleri son derece açık. Bakın, Türkiye nin çok hızla büyüyen bir ekonomisi var. Türkiye'nin bölgesinde özellikle Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ciddi bir şeye oluşmaya başladı. İnterlandı özgür ağırlığı oluştu. Başladı. Ve Türkiye yatırım açısından son derece cazip bir ülke haline gelmeye başladı. Yani Avrupa'da burnumuzun dibindeki Yunanistan'da krizlerle boğuşurken halk Türkiye çok hızlı büyüyor. Türkiye'de işsizlik oranları hızlı bir şekilde aşağı iniyor, istihdam artıyor. Bütün bunları ortaya koyduğunuz zaman Türkiye bir istikrar ve güven adası haline geliyor. Bölgesel bir güç haline. Bölgesel bir güç haline geliyor. Peki bu istikrarın merkezinde kim var? Kimin liderliği var bu istikrarın merkezinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği var. Eğer siz Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili zihinlerde soru işaretleri oluşturursanız, o zaman Türkiye'ye yatırım yapacak olan yatırımcıların kafasını karıştırırsınız. Türkiye'ye göre pozisyon alacak ülkelerin kafasını karıştırırsınız. Türkiye'de istikrar üzerinden büyüyen alanlarda sanayicinin, yatırımcının, iş adamının kafasını karıştırırsınız. Dolayısıyla çok merkez bir noktaya ateş ediyorlar. Yani Sayın Başbakanımız son derece normal, her insanın yaşayabileceği bir operasyon geçirdi ve bu operasyon süreciyle ilgili de kamuoyu son derece sağlıklı bir şekilde bilgilendirildi her aşamasında. Ve şu anda eleştiriler var yalnız. Çok da sağlıklı bilgilendirildi söylenemez. Biraz bilgiler geriden gelince spekülasyona neden oldu ama. Bu biraz da Sayın Başbakanımızın tavrından kaynaklanıyor. Yani Sayın Başbakanımız bunu fazla önemsemediği için bu operasyonu olup bitecek bir şey ve yani Türkiye'nin gündeminde kalması ve tartışılması gerekmeyen bir şey. Yani sonuçta tabii ki bir ülkenin başbakanının sağlığı çok önemlidir. Ama önemli bir sağlık sorunu varsa bu çok önemlidir. Sayın Başbakan'ın sağlık sorunu öyle çok önemli bir sağlık sorunu değildi. Bunu kendisi de ifade etti ve şu anda sağlık şeyi de tamamlandı, tedavi süreci tamamlandı ve 17'sinden itibaren Almanya ile birlikte başlayan, 27'sinde Güney Kore ve İran seyahatiyle devam edecek dış seyahatleri başladı şimdi Sayın Başbakan'ın. Dolayısıyla Türkiye üzerinde birçok oyun var. Yani bu da doğal. Neden doğal? Çünkü Türkiye'nin jeopolitiğine baktığınız zaman Türkiye her şeyin merkezi konumunda. Bugün Libya'ya gittiğinizde, Mısır'a gittiğinizde, Tunus'a gittiğinizde, Cezayir'e, Yemen'e gittiğinizde, Afrika'da aşağılara doğru indiğinizde, öbür taraftan Balkanlar'da yukarı doğru çıktığınızda, İran, bütün bu coğrafyaya baktığınız zaman Türkiye her şeyden önce bölgeye ilham veren bir ülke. Pivot ülke. Evet. Nasıl model demiyorum özellikle. Bu çünkü diğer ülkeler için de pek hoş karşılanmayan bir ifade. İlham veren bir ülke. Çünkü Türkiye gerçi geç modernleşmesiyle birlikte yeni bir model oluşturmayı başardı. Yani bugün bütün dünyada modernleşmenin artık batı tipi modernleşmenin hem değer anlamında hem inanç anlamında bunalıma girdiği bir dönemde Türkiye geç modernleşmesiyle aslında hem seküler hem dini anlamda yeni bir şey ortaya çıkardı. Konsept ortaya çıkardı. Yeni bir bakış açısı ortaya çıkardı. Bir avantaj da olabilir bu diyorsunuz. Ve şimdi öbür taraftan bugün Mısır'da, Tunus'ta
Tunus bize çok benziyor. Bir yönüyle bize çok benziyor. Çünkü bir laiklik deneyimi var Tunus'un. Libya'da bize bakıyorlar. Neden bize bakıyorlar? Şimdi diyor ki ben demokratikleşmek istiyorum diyor. Libya'daki vatandaş ben demokratikleşmek istiyorum. Dolayısıyla diyor ben parlamenter sisteme geçmek istiyorum. Siyasi parti kurmak istiyorum. Ve gelip soruyor ben nasıl, siyasi parti nasıl kurabilirim? Parlamenter sisteme nasıl geçebilirim? Sizin deneyiminizden faydalanmak istiyorum. Şimdi bu Batı'nın daha geniş anlamda Amerika'nın milyarlarca dolar harcayarak oluşturmaya çalıştığı ama oluşturamadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir yumuşak güçten bahsediyoruz. Bir yabancıların ifadesiyle bir soft power'dan bahsediyoruz. Bir çekim gücünden bahsediyoruz. Ve milyarlarca dolarla oluşturulamayan güven ve işbirliğini biz orada hazır buluyoruz. Yani Tunus'a gittiğimiz zaman bir hazır güven ve işbirliği, Mısır'da hazır bir güven ve işbirliği buluyoruz. Sadece Türkiye'ye burada şu kalıyor. Türkiye'nin bu ilişkileri doğru bir şekilde yönetmesi kalıyor. Ama Türkiye'nin bütün bunları yapabilmesi için birazdan belki geleceğiz. Türkiye'nin Kürt sorununu çözmesi gerekiyor. Evet. Türkiye'nin içerideki kısır çekişmeleri, Türkiye'nin işte eğitimini yeniden yapılanması, eğitimini yeniden yapılandırması gerekiyor. Türkiye'nin insan kaynaklarını çok hızlı bir şekilde dönüştürmesi gerekiyor. Türkiye'nin kendi içinde bir birlik, beraberlik ve bütünlük oluşturması gerekiyor. Türkiye'nin her gün siyasi krizle boğuşan suni gündemlerden kurtulup kendi gerçek gündemine, Türkiye'nin çok ciddi bir enerji sorunu var. Yani bugün cari açığın en büyük sebebi ne? Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması. Ama Türkiye bu konuda bir adım attığında dört taraftan ayağında prangalar oluşuyor. Ben anladığım kadarıyla sulama dönemi değil, budama döneminde olduğumuz için bütün bunlar başımıza geliyor. Ama işte AK Parti Türkiye'nin budanmasına direniyor şu anda. Her alanda direniyor. Peki oradan meclise dönelim. Sizin ve benim en çok mesai sarf ettiğimiz yere. Geçen günlerde üst üste deneyimler yaşadık. Biliyorsunuz 4+4 komisyondaki yaşanan tartışmalar 3 gün boyunca tartıştığımız başlıca şey oldu. Ama ondan önce bu meclis bir iç tüzük değişikliği deneyimi de yaşadı. Üstüne bu komisyonda yaşanan olaylar, yani 20 maddenin 30 dakikada oylanıp hızla geçirilmesi çabaları falan olunca şöyle bir tartışma başladı. Muhalefetin sesi mi kısılıyor? Aykırı sesler susturuluyor mu diye. Siz bu partinin yöneticisi olarak ve sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor? Muhalefete ne diyorsunuz? Şimdi muhalefetin kendi içinde yaşadığı çok ciddi sorunlar var. Yani Türkiye'de maalesef özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü kendi dengelerini sağlayamadı. Biz bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde dengelerini sağlamasını temenni ediyoruz. Neden? Eğer siz siyaset yapıyorsanız, siyaseten kendi siyasetinizin karşılık geldiği, tekabül ettiği, toplumsal karşılığı olan kesimle kurduğunuz bir ilişki vardır. Ve siyaset o kesime benzeme işi değildir. O kesimi değiştirme, dönüştürme ve bir vizyon çerçevesinde bir yere taşıma işidir. Liderlik de bunu gerektirir. Şimdi bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı ve son derece öfkeli, kızgın bir kesim var. Bu öfkeli, kızgın kesim 10 yıldan beri, hatta 1994'ten beri sürekli şunu söylüyor. Yaşam tarzım tehdit altında. Siz geldiğinizde bizim başımızı örteceksiniz. Otobüsler ayrılacak. 1994'te onları geçtik. 1994'te Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da artan işte otobüsler ayrılacak, şu olacak, bu olacak. Bu hiç bitmedi bir türlü. Biz hep şunu anlamaya çalıştık. Bu korkunun kaynağında ne var? Özellikle şeyden sonra
bu referandumdan sonra biz %42'yi anlamak için çok geniş bir araştırma yaptırdık. Hatırlarsanız o araştırmayı da kamuoyuyla paylaştık. Yani burada ne oluyor? Anladınız mı peki korkunun kaynağı neymiş? İnsanlar genellikle anlamadıkları şeylere düşman oluyorlar. İnsanlar, siz anlatamıyor musunuz? İnsanlar genellikle tanımlayamadıkları, insanlar genellikle kendi yaşamları için tehdit olarak gördükleri farkındalıklardan, farklılıklardan. Çünkü insan kendisini benzerliklerin içerisinde güvende hisseden, farklılıkların içerisinde ise tedirgin hisseden bir varlık. Dolayısıyla Türkiye'nin geçmiş sürece baktığınız zaman çok bir iki cümleyle özetleyeceğim. Türkiye'nin alışkanlığı hep şu oldu. İnsanı sisteme uygun hale getirmek. Oysa sistemi insana uygun hale getirmemiz gerekiyordu. Yani devlet bireyin neye inanacağına, ne düşüneceğine, nasıl çağdaş olacağına, nasıl modern olacağına, bütün bunlara devlet karar verdi bu ülkede. Dolayısıyla tek tip bir tek tipçi bir insan anlayışı hep hakim oldu. Farklılıkları kabul etmeyen, farklılıkları dışlayan bir anlayış Türkiye'de hakim oldu. Ve bu anlayışı satın alan ve bu anlayışı doğru bulan ve bu anlayışın temel özelliği de genellikle belli travmalarla toplumu yönetmeyi tercih etti. Neydi bu travmalar? Laiklik elden gidiyor. Geçmişte bu din elden gidiyordu. Sonra laiklik elden gidiyor. Komünizm geliyor. Türkiye bölünüyor. Bunlar toplumun genel tetiklenme noktaları. Yani travmaların nereden tetikleneceği çok iyi biliniyor. Toplumun üzerindeki yüksek gerilim hatları gibi. Evet, yüksek yani. Gerilim hatları bunlar toplum üzerinde. Ve şimdi bir anda 1995 yılında Refah Partisi diye bir parti seçimden birinci parti olarak çıkıyor. Toplum inanılmaz şekilde tedirgin oluyor. Eski alışkanlıklarla hareket edenler ve kategorize etmiş bu köylü, bu mürteci, bu yobaz, bu çağdaş, bu aydın, bu komünist, bu Alevi, bu Alevi, bu Süryani, bu Ermeni gibi kategorize edilmiş. Ve anlaşılması son derece kolay, anlatılması da son derece kolay bir zihinsel şablondan bahsediyoruz. Şimdi değişim geldiği zaman bütün uçurumlarıyla birlikte gelir değişim. Şimdi Marx'ın Komünist Partisi manifestosunda kullandığı modernleşmeye dönük inanılmaz eleştirileri vardır. İşte çok slogan cümlelerdir onlar. Der ki modernleşme katı olan her şeyi buharlaştırır. İnsanlığın üzerindeki kutsallık halesi kayboldu der. Değişim tabii geldiği zaman AK Parti Grup Başkan Vekilinin Marx'a referans vermesi de hakikaten çok hani izleyici için değişim, çok background'ın iyi olması benim soruma cevap verdi şeyini gösterdi. Hala soruma yanıtlamadım ama bence bu bağlamdan kopmayalım. Evet. Değişim tamam, geldiği zaman değişim geldiği zaman bütün uçurumlarla birlikte geliyor. 1995'te değişim inanılmaz şekilde hissedildi. Refah Partisi diye bir parti, birinci parti geliyor. Zaten hemen arkasından 28 Şubat sürecinin başlamasının ilk sinyali de 1995'te Refah Partisi'nin yapmasıydı. Seçimden birinci olarak çıkmasıydı. Birinci parti çıkmasıydı. Ve her yerde bunu söylüyorum. 28 Şubat'ın da diğer darbelerden temel farkı, diğer darbeler siyasete karşı yapıldı. 28 Şubat bizzat millete karşı yapılmıştır. Şimdi sizin söylediğinize geliyorum. Şimdi bu hayata alışmış. Dolayısıyla bu tanımlar içerisinde kalan, sistemden beslenen, sistemin beslediği ve sistemin aydın, çağdaş, modern, elit ve doğru vatandaş diye tanımladığı ve gerçekten de son derece düzgün, kurallara uyan, hukuka uyan, kendi yaşamında sorunlar yaşamayan ve sistemin ötekileştirdiklerinden de pek biraz kendisini uzakta tutan ve bugün mesela Ertuğrul Özkök'ün falan yazılarında anlattığı onlar artık
yer değişti dediği bir kesimden bahsediyoruz. Bu kesimler korkmaya başladılar. Ama siyasetçiler onların korkusunu dönüştürmek yerine onların korkularından istifade etmeyi, onların korkularından faydalanmayı, onların korkularını tetiklemeyi ve bu tetikleme aracılığıyla da onlardan